Enes'le bugün ormana yürüyüşe geldik. Tuesday. Çikomuzla beraber. Çikomuz takılıyor. Dur bakayım. Çiko göster. Yattığı yerden yürüyüş yapıyor ona. Yağmur başladı. Gene ıslandık, gene ıslandık. Her zaman bir... Bayağı yağmur yağıyor. O gün mesela, o gün ödemedi mi Tuğçe? Neyi? Mersin'de ıslandığımız zaman. Şeker mi yiyeceğiz mi muhabbeti yaptı. Hastaneye kaldırıldık ya, hastaneye kaldırıldık. Zatürre olduk. Yine aynı şey olacaktı ya. Yalan yine montumuz falan vardı, kendimiz ıslanmadık çünkü. O zaman yansın. E tamam. Hava soğuk değil ki. Sırı sıkı ama ben o sıra denize menize düştüm yani yolda. Ne düştün? Denize düştüm ya. Oha. Ve basını saklığım orada başladı sırı sıklamla. Denize düştüm derken. Çiko da ıslandı, o yüzden biraz mutsuz oturuyor orada şu an. Ama hiç gıkı çıkmadı. Haydi. Biraz morali bozuk gibi oldu. Evet, birazcık canı sıkkın. Otur şu an. Buraya gelmiyor normalde, buraya gelirdi. Canı sıkkın, canı küstü sıkkın. Küstü galiba bize. Çiko. Bakmıyor bak. Çiko. Babacığım, anneye küstün mü sen? Biz ne bilelim bu kadar ıslanacağını? Şimdi yürüyüşten sonra eve geldik. Yağmura yakalandık. O yüzden bir tık burnum tıkandı saniyesinde. Nasıl böyle bir şey oldu bilmiyorum yani. 2 dakika ıslandım, burnum tıkandı. Bilmiyorum artık. Umarım hasta olmam. Şimdi arkamda bir bulaşık yığını var. Çünkü dün akşam bulaşıkları makineye atmadan uyudum ve Berkay mutfağa girdi. Yani bu daha önemli bir etken bulaşıkların bu hale gelmesi için. Çünkü makine boş. Yani makineye koyulabilirdi direkt. Neyse orasını sorgulamıyoruz. O yüzden şu arkamdaki yığını halletmem lazım. Hala kahvaltı yapmadık çünkü çok geç uyandık. Saat şu an akşam 4 falan. Berkay bir 2 dakika dışarıda işi var, onu hallediyor. Yani ne yiyeceğiz onu da bilmiyorum. Ama canım bayağıdır kısır çekiyor. Belki bugün kısır yapabilirim ama kahvaltı için değil. Yani böyle 9-10 gibi falan akşam. Birileri çok yorgun, gözleri baygın baygın bana bakıyor. Ne yaptığımı merak ettiği için gidip uyumuyor. Bir şey yapmıyorum aşkım, konuşuyorum öyle kendi kendime. Bunu merak ediyorsun ha. Ben en son size dedim ki bulaşıkları yıkamam lazım, daha oldu falan filan ama onları halledemeden biz tekrar evden çıktık. Bizim bir kullanmadığımız bozuk bir arabamız vardı. Onu sattık. Hemen 2 dakika. Sonrasında Chico'nun maması bitmiş. Ve biz bunu bugün fark ettik. Son bir tane yaş maması kalmıştı. Aslında ben dün değil ondan önceki gün Amazon'dan sipariş vermiştim mamalarını, bütün hepsini. Ama şöyle bir sıkıntı var ki Christmas tatilini unuttum ve yarın değil sonraki gün gelecek mamaları. Bugün Christmas günü ve daha 2 gün var yani mamalarının gelmelerine. O yüzden bir çıktık, PetSmart gezdik. Yani daha doğrusu gezdik derken bir tane açık görünüyordu. O gerçekten açık mı diye teyit etmeye gittik. Değildi, kapalıydı. Her yer kapalı. Bugün Christmas olduğu için doğal olarak. Bir şansımızı denedik. Birkaç yere baktık falan ama bulamadan geri geldik maalesef ki. Şimdi şurada yatıyor çocuğum. Yürüyüşe gittiği için yoruldu. Dışarı çıkınca böyle oksijenli temiz havada mı artık bilmiyorum ama güzel enerjisini atıyor. O yüzden eve geldiğinde böyle bir sakinleşiyor, yoksa çok aşırı enerjik ve enerjisine asla yetişemiyorum. Dışarı çıkmak bayağı iyi geliyor. Mama bulamadık. Son mamasını az önce yedi, öyle uyudu. Ve yarına kadar, yarın açık olur diye umuyorum. Bence açıktır.
Neyse, yarın sabah ilk işimiz mama almak olacak. O yüzden böyle. Şimdi bu boyamayı yapıyordum. Buna devam edeceğim. Biraz böyle yoruldum. O yüzden bir tık böyle bir sakinleşelim. Sonrasında kalkıp mutfağı toplamayı düşünüyorum. Çünkü mutfağı toplayıp ondan sonra bir artık yemek faslına falan geçerim. Elim değmişken ikisini bir çıkartırım diye düşünüyorum. O yüzden girmişken tam gireceğim mutfağa. Bu arada yürüyüş bayağı iyi geldi. O yüzden 2024'de 6 gün kala. 6 gün mü kaldı? Galiba 6 gün kaldı. Neyse 2024'de çok az bir zaman kala. Her gün ya da haftada 4 gün falan yürüyüşe çıkma şeyimi koysam kendime diye düşünüyorum. O kadar iyi hissettiriyor ki çünkü. Ama böyle hadi bugün de gideyim de ormana yürüyüş yapayım demiyorum yani. O yüzden böyle bir kendime bir challenge gibi bir şey koyabilirim bu sene için. Daha doğrusu yeni bir sene için, yeni sene yeni başlangıçlar. Spora başlamak falan filan demeyeceğim ama yürüyüş bence okey ya. Yazın da çok güzel oluyor akşamları yürüyüş. Hava böyle çok serin, çok güzel oluyor yazın akşamları. Yazı özledim. Yapacak bir şey yok. Ben boyama yapmaya devam. Sonra yemek yaparken görüşürüz.